Ayak şişmesinin çeşitli semptomları vardır. Kimi zaman bu uzun süre ayakta durmaktan kaynaklanırken, kimi zaman bir sağlık sorununun işaretidir. Çeşitli faktörlerden ötürü, tek veya iki ayağın birden şişmesi şeklinde sonuçlanan, ayak altı ve bileği şişmesi, neden olur, ne iyi gelir. Şayet bu şikayet birkaç gün içerisinde geçmiyor ve şişkinlik durumu halen baş gösteriyorsa, muhakkak uzman hekime başvurmanız gereken bir durum, söz konusu olabilir. Peki bunlar neyin habercisi? Videomuza geçmeden önce, lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ayak şişmesinin nedenleri, çoğunlukla yaşlılarda yaşanan ayak, bacak şişmesi, yaygın rastlanılan bir durumdur. Günlük tempo içerisindeki sorunlardan oluşabilir. Fakat önemli sağlık sorunlarının belirtisi olarak da ortaya çıkar. Birçok nedenden dolayı, şişme yaşanır. Ayak üstü şişmesi, veya bacaktaki şişkinliğin sebebi, ödemden kaynaklanabilir. Vücutta ödem tutan yerlerin başında, ayak ve ayak bilekleri gelir. Dokular arasında biriken sıvının çoğalması ve dokuların taşıyamaması, bacakta ödem oluşmasına neden olur. Ayak şişmesinin birçok sebebi vardır. Gelin bunları birlikte inceleyelim. Hamilelikte ayak şişmesi. Kadınlarda, vücuttaki ağırlığın yükselmesiyle metabolizmanın değişmesi nedeniyle, ayak şişmesi meydana gelir. Venöz yetmezlik, ayak şişmesine neden olur. Genellikle, erken semptomlardan birisi, ayak şişmesi şeklinde ortaya çıkar. Venöz yetmezlik durumunda, kan, ayaklardan kalbe doğru damarlarda, düzensiz bir şekilde dolaşmaya başlar. Bu durum, yumuşak dokularda, sıvı birikimine yol açar. Karaciğer rahatsızlıkları. Karaciğerin, albümin adındaki proteini üretmesini etkiler ve kanın etrafındaki dokularda birikmesine yol açar. Lenf ödemi, ayak şişmesine neden olur. Lenf ödem, lenf damarlarının eksikliğine veya damarlardaki bir probleme bağlı olarak veya lenf bezinin alımından sonra gelişen lenfatik sıvılardır. Bu durumda, ayak şişmesine yol açar. Kan pıhtısı. Ayak damarlarda oluşan kan pıhtıları, bacaklardaki kanın kalbe geri dönmesini engelleyerek, ayak bileklerinde ve ayaklarda şişliğe sebep olur. Kalp, karaciğer ve böbrek hastalıkları. Sağ kalp yetmezliğine bağlı, su ve tuz birikiminden kaynaklı olarak, ayaklar şişebilir, böbrekler normal şekilde çalışmadığında, vücutta su birikmeye başlar. İlacın yan etkileri. Birçok ilaç, yan etki olarak, ayak ve ayak bileklerinde şişmeye yol açabilir. Ayak şişmesinin belirtileri nelerdir? Parmaklar şiş alana bastırınca, çukur olması, uyuşma, karıncalanma ya da ağrı. Ayak şişmesinin, dize kadar gelmesi. Şişmiş olarak ayaklarda, kızarıklık ya da sıcaklık hissi. Ayak bileklerinin şişmesi, bastırınca oluşan çukurun, 10 dakika daha, fazla bir süre sonra düzleşmesi. Peki ayak şişmesine, ne iyi gelir? Evde ayak, bacak veya ayak bileği şişmesinin tedavisi için uygulayabileceğiniz bir takım yöntemler var. Bacaklarınızı öncelikle yükseltin. Uzandığınız zaman, bacaklarınızın kalbinizin hizasından yüksekte olmasına özen gösterin. Bunu yapmak için, bacaklarınızın altına bir yastık yerleştirebilirsiniz. Hareket etme. Sürekli olarak aktif kalın ve bacakları germeye, hareket ettirmeye odaklanın. Tuz tüketmeme. Bacaklarınızda birikebilecek sıvı miktarını azaltmak için tuz tüketiminizi azaltın. Uygun kıyafetler seçme. Uyluklarının etrafında jartiyer veya başka bir kısıtlayıcı giysi giymekten kaçının. Kilo kontrolü sağlama. Sağlıklı vücut ağırlığınızı koruyun. Yardımcı malzemeler kullanma. Destek çorapları veya kompresyon çorapları kullanın. Hareketsizlikten kaçınma. Özellikle, saatlerce oturuyorsanız veya ayakta duruyorsanız, saatte en az bir kez ayağa kalkın veya mutlaka hareket ediniz. Peki ayak şişmesine, bitkisel olarak iyi gelen besinler nelerdir? Elma sirkesi, ayaklardaki şişliklerin inmesine yardımcı olur, ağrıları dindirir. Doğrudan şiş bölgelere uygulayabilirsiniz. Veya ayağınızı beklettiğiniz suyun içerisine elma sirkesi ekleyebilirsiniz. Limon, limon suyu, toz tarçın, yağ, süt ve suyu karıştırın. Hamur haline gelen karışımı, şişen ayaklarınıza uygulayın. Bu çözüm, en etkili yollardan biri. Ayaklarda oluşan şişlik ve sertliklere iyi gelecektir, azalmasını sağlayacaktır. Bol sıvı tüketin. Bol su tüketmeye çalışın. Su yardımıyla, şişliğe neden olan zararlı maddelerin, daha kolay şekilde vücuttan atılmasına, yardımcı olursunuz. Tarçın, yarım limon suyu, bir çorba kaşığı zeytinyağı, yarım çay bardağı süt ve yarım su bardağı su, yeterince tarçın tozuyla karıştırılır. Hamur kıvamına gelen karışım, ayakta şişen bölgeye sürülür ve bez sarılarak bir süre bekletilir.
Epsom tuzu, ayak bileği şişmesi ve ağrısı için kullanılabilecek bir evde tedavi yöntemidir. Sadece kas ağrısına ve şişliğe yardımcı olmaz, aynı zamanda iltihabı da azaltır. Bunun nedeninin, Epsom tuzunun toksinleri atması ve rahatlamayı sağlaması olduğu düşünülmektedir. Zencefil, ayakların şişliği tedavisinde yardımcı doğal bir idrar söktürücüdür. Şişmenin en büyük nedenlerinden biri olan sodyumun etkisini azaltır. Buna ek olarak, anti-enflamatuar özellikleriyle şişmeyi giderir. Pirinç. Pirinç suyunun içerisinde yeterli miktarda hamur kıvamı karbonat atın ve karıştırın. Elde edilen karışımı, ayaklarda şişlik olan bölgelere sürün ve bezle sarın. Elde edilen karışımı, 2 saat kadar bekledikten sonra, ayaktan çıkarın ve ayakları sıcak su ile durulayın. Ayak şişmesi için, doğal tedavi yöntemi. Günlük hayatta sık görülen bir durumdur ayak şişmesi. Uzun süre ayakta kalmak, uzun süre hareketsiz kalmak, bunlardan biri. Doktor Feridun Kunak, sıcak suyun içerisinde tuz, nane, okaliptüs yaprağı ve kuru çay olan, ayak şişliğine iyi gelen, ayakları rahatlatan, doğal ayak banyosu yöntemini de aktarmıştı. Kunak, ayakların suda bekletilmesini tavsiye etti ve iyi geleceği için mutlaka uygulamaya çalışın. Ayak şişmesi nedeniyle ne zaman doktora gidilmesi gerekir? Kalp veya böbrek rahatsızlığınız var, şişme yaşıyorsanız. Karaciğer hastalığınız var ve bacaklarınızda şişme varsa, bacaklarınızda şişme ile birlikte kızarıklıklar görüyorsanız, vücut ısınız normalden yüksekse, hamileyseniz ve bacaklarınız ya da ayaklarınızdaki şişme bir anda oluşuyorsa, evde denediğiniz yöntemlerle şişliğiniz inmiyorsa, şişlik giderek kötüleşiyorsa, mutlaka bir uzman hekime başvurun. Videomuzu burada noktalıyoruz. Lütfen, başkalarının da istifade edebilmesi için, beğenerek paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.